Merhaba arkadaşlar. Bugün bu videomda günümüzün en çok merak edilen konularından birisi olan yeni askerlik sistemi ve bedelli askerlik konularından bahsetmek istedim. Ve bu konuyu sizin için 6 maddede derledim. 1. Temel askerlik süresi 6 ay oluyor. Ama uzatılırsa maaşlı askerlik yapılabilecek. Ayrıca bedelli de artık kalıcı bir uygulama oluyor. Bunların ötesinde 2 yıllık yüksek okul mezunları için de yeni bir rütbe geliyor. Ancak akıllara gelen ve belirlenmeyi bekleyen bazı noktaları halen var. 2. Lise mezunları 6 ay dolunca 6 ay daha maaşlı askerlik yapabilecek. 3. Zorunlu askerlik 6 aya iniyor. 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecek. Halen 12 ay olan askerlik 6 ayda tamamlanabilecek. İsteyenler 6 ay daha askerlik yapıp maaş alabilecek. Maaşın ne kadar olacağı ise sorular arasında. 4. Bedelli askerlik uygulaması artık kalıcı hale gelecek. Bedelli de yaş sınırı kalkacak. 1 aylık temel eğitimin ardından yükümlüler askerliklerini tamamlamış sayılacak. 5. Her yıl 145 bin kişi bedelli askerlik için başvurabilecek. Başvuru sayısı daha fazla olursa nasıl bir eleme yapılacağı henüz belli değil. Ücret artışı üzerinde çalışılan alternatifler arasında. Ücretin dövizli askerlikle eşitlenebileceği belirtiliyor. Dövizli askerlik şu an 2000 euro. Bu ücretin artırılabileceği belirtiliyor. Lisans ve lisansüstü mezunları için yedek subaylık uygulaması devam edecek. 6. 2 yıllık üniversite mezunları için yedek subaylık uygulaması başlayacak. 2 aylık temel eğitim alacak yedek astsubaylar eğitimleri sırasında harçlık, 10 ay sürecek kıta görevlerinde ise maaş alabilecek. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.